Herkese merhabalar, bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzu oturduğumuz kompleksin bahçesinden çekmeye karar verdik. Güneşli bir pazar günü Hollanda'da. Bu hafta itibariyle Hollanda'da birinci yılımızı doldurmuş bulunuyoruz. Bu videoyu da bu sebeple çekiyoruz. Geçtiğimiz bir yılın güzel bir değerlendirmesini yapmak istedik. Artılarıyla, eksileriyle. Bizim için de aslında iyi bir fırsat olacak çünkü kendimiz oturup da bunu yapma fırsatı bulamamıştık koşturmadan. Bakalım Hollanda bize iyi gelmiş mi? İlla ki iyi gelmiştir ama artıları, eksileri neler olmuş bu geçtiğimiz bir yılda onu konuşmak istiyoruz. Videoya geçmeden önce eğer Hollanda ile alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa kanalıma abone olup videoları izleyip beğenebilirsiniz. Ve yorumlarda da hangi tarz soruları merak ediyorsanız onları belirtebilirsiniz. Ben Hollanda ile alakalı sürekli içerik üretmeye devam ediyorum ve sizin destekleriniz doğrultusunda ve yönlendirmeleriniz doğrultusunda bunu yapmaya da devam etmek istiyorum. Dediğimiz gibi bir yıldır buradayız artık. Bir yıl değerlendirme yapmak için iyi bir süre olduğunu düşünüyorum. Bunun daha önce benzer videolarını Polonya için yapmıştım. Eğer bilmeyenler varsa 4,5 yıl kadar bu Polonya geçmişimiz var bizim. Hollanda'ya ondan sonra taşındık ve bir iş sebebiyle taşındık. Ben IT işi yapıyorum. Eğer onu da merak edenler varsa arada yorumlarda görüyorum. Daha önce açıkladığım videolar da olmuştu. Ama tekrar söylemek gerekirse Hollanda'ya bir IT firması vasıtasıyla gelmiş bulunuyorum. Bu tabii başta zor bir karar gibi belki görünebilir. 4,5 yıl kadar bir alışkanlık bırakılıp tekrar sıfırdan hem firma olarak hem şirket olarak hem de işte ülke olarak kendinizi tekrar bir kabul ettirme durumuna girme gibi görünebilir, bu bir challenge'dır. Ama biz bunu kabul ettik, yani böyle olmasını istedik. Ve geçtiğimiz bir yılda da bugün geriye doğru baktığımızda bu karardan da pişmanmışız gibi gelmiyor bana. Evet, kesinlikle pişman değiliz. Yani artıları eksileri olabileceği gibi her ülkeyi karşılaştırmaya kalkarsak bizim için kesinlikle artıları daha ağır bastı gibi görünüyor. Artılarından söz açılmışken onlardan başlamak belki de doğrusu olur. En büyük artısı arkadaşlar bizim için hayatımızdaki değişiklik belki de ekonomik anlamda, refah seviyesi anlamında olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Yani bu aslında beklenen bir şeydir muhtemelen. Yani bunu söylemek ayıp da değil. Sizi farklı bir seviyeye taşıyabiliyor Hollanda. Biz tabii ben Polonya'da bununla alakalı, yani alım gücüyle alakalı birkaç video çekmiştim. Ki Zloty'nin bile Polonya para birimidir. Alım gücünün fena olmadığını anlattığım videolar olmuştu. Ama buraya taşındıktan sonra yani Euro gibi bir para biriminin alım gücünün ne demek olduğunu çok daha net bir şekilde anlamış bulunuyoruz. Bu da ister istemez sizin refah seviyenizi kesinlikle üst seviyeye taşıyan en büyük etmenlerden biri oluyor. O yüzden ekonomik anlamda kendimizi burada rahat hissediyoruz. Bu da tabii ki hayatın genel akışına da yansıyor bence. Buraya geçmemizin esas amacı, Eurozone'a geçmenin esas amacı oydu. O farkı görebilmek, hissedebilmekti. Onunla beraber işte ekstradan özellikle senin yaptığın hani bu work-life balance, işte onun dışındaki yaşam şartlarının, işte çevrenin daha avantajlı, daha sevebileceğimiz bir yer olmasıyla ilgili yaptığın araştırmalarda da zaten burası olduğunu gördük ki doğru olduğunu da gördük yani bu süreç içerisinde bir senede. İş hayat dengesinden söz açılmışken oraya da bir parantez açayım. Hollanda bu iş hayat dengesi anlamında gerçekten çok başka bir seviyede. Hem devlet hem de şirketler de bu konuya çok önem gösteriyor ve sizin de bunu uygulamanızı, harfiyen uygulamanızı istiyor. Tabii iş hayat dengesinin yan etkileri de var. Bazı bunun yol açtığı şeyler de var. Belki de en önemlisi arkadaşlar vakit. Yani hayatınızda vakitten daha önemli bir şey var mı? Tabii ki sağlık falan filan, ama vaktiniz varsa gerçekten her şeyi yapabilecek özgürlüğü hissediyorsunuz kendinizde ve Hollanda'da vaktiniz var arkadaşlar. Bu vakit verimli kullanabileceğiniz bir vakitten bahsediyorum burada. İşte gerek hobileriniz olsun, gerek başka iş alanları, ilgi alanları, her neyse bunun adı, bunların hepsine yeterli seviyede ayırabileceğiniz vaktiniz olması bence çok önemli. Mental sağlığınız da maksimum seviyede çok dengeli bir şekilde kaldığını düşünüyorum ben. Bunun bir alt kırılımı da belki şey olabilir. Yani tabii ki bu kadar vakit, refah seviyesi dedik, vakit dedik. İnsanların huzurlu yaklaşımı, huzurlu yaşamı, gergin olmaması, ki atıyorum yani Türk toplumunda çok gergin bir ortamdan söz ediliyor son zamanlarda. Burada ise tam tersi bir durum söz konusu gibi geliyor bana. Ve bu gergin olmayan ortamda insanların mutluluğuna yansıyor gibi görünüyor. Ona da katılıyorum. Onunla beraber başka yan başlıklar da var tabii ki olabilecek. Yani buraya geldiğimizden itibaren benim için en önemlilerinden bir tanesi herkesin, yani herkesin
İngilizce konuşabiliyor olması etkin bir şekilde. Doğru. Bizim için, bizim hayatımızı bayağı kolaylaştırdı burada. Marketlerde, bürokratik olarak her yerde hani rahatça herkesle iletişim kurup yardım isteyebiliyorsunuz yani. Herkes o konuda çok açık. Doğru, konuşmaya. Bürokrasi. İşte mesela demin vakit örneği verdik. Vakitle alakalı bir şey daha var. Vakit şöyle bir şey arkadaşlar. Eğer vaktiniz varsa gerçekten hayatta ne yapmak istediğinizi eninde boyuna düşünüp çok sağlıklı bir şekilde karar veriyorsunuz. İşte bunun bir örneklerini aslında biz şu an yaşıyoruz. Eğer videoları izlediyseniz, biz ufak bir işletme aslında, daha çok senin ufak böyle bir hobiyi daha çok böyle daha profesyonel seviyeye taşıma gibi böyle bir girişimimiz oldu ve Hollanda bu tarz şeyleri çok da destekleyici bir yapıda. Aslında sen anlat burayı, neler gördün, marketlere çıktık ettik, satış deneyimi, insanlarla birebir deneyim. Ne düşünüyorsun bu konuda? İşte ilk aşamada zaten şirket kurması çok beklediğimin çok daha kolaydı. Üstünde kolaydı. Yani öyle bir şey beklemiyordum. Hatta yaptığımızda hani bitti mi, gerçekten oldu mu, bu kadar mı falan diye sormuştum. Evet. İlk aşamada o çok kolaydı. Gerçekten motive edici bir şey. Bir de yeni şirket açan birisi için. Çok da hakim değilsen konuya. Ve masraf anlamında da çok büyük, yani çok küçük bir modada. Tabii yani yatırımcıyı, yani sizin şeyinden farkındalar. Şimdi siz, yani tabii büyüklü küçüklü işletmeler olabilir ama siz küçük bir işletmesiniz. Zaten prosedürü de ona göre. Yani sizi böyle bir borç harç içine sokacak, böyle zor duruma sokacak bir harcama yaptırmıyorlar bu işlerde. Pazar deneyimlerinde de birebir gözlemleme şansım oldu mesela pazarlarda. Müşteri profilini canlı olarak birebir görebilme şansım oldu. Kısacası bu da benim için gerçekten çok pozitif bir deneyimdi. İyi ki yapmışım dediğim bir deneyimdi yani. Diğer önemli, bizim için önemli detaylardan bir tanesi de aradığımız şeye çok daha kolay ulaşabildiğimizi gördük burada. Evet. Yani yine dille alakalı yani dille olanak da var. Bir konu. Evet, tabii ki olanak da var ve yani bu da yaşam standartlarını belli ölçüde artıran bir şey. Hollanda tabii yüz ölçümü olarak küçük bir ülke. Bunun avantajları var. Dezavantajları da vardır bazı mutlaka ama bizim için avantaj sayılabilecek en azından geçtiğimiz bir yıl içinde bunu lehimize kullandığımız çok fazla durum oldu. Şöyle ki, yani bizim yaşadığımız şehir Hollanda'nın aşağı yukarı tam ortalarına denk geliyor. Yani ne tarafına gitseniz 40-45 dakika bir mesafe. Eğer arabayla gidiyorsanız, trenle gidiyorsanız yer yer daha kısa bile sürebiliyor. Hollanda'nın herhangi bir yerinde olan herhangi bir aktiviteye çok rahat bir şekilde erişim hakkına sahipsiniz burada. Bu da tabii hem gezeceğiniz, göreceğiniz yer anlamında seçeneklerinizi arttırıyor. Hem de aktivite anlamında seçeneklerimizi arttırıyor diye düşünüyorum. Evet, aktivite yapmayı da seven bir yer olduğu için Evet. Bundan da sık sık yararlanıyoruz yani burada. Bu da sık sık yararlandığımız ve yine hayat şartlarını bir üst seviyeye çeken şeylerden biri bizim için. Öyle. Çok da güzel bir ülke tabii yani. Hem doğal güzel, gerçekten gezecek, görecek çok fazla şey var Hollanda'da. Çok hoşumuza gitti. Yani her hafta sonu neredeyse bir yere gidebilirsiniz ve çok kısa mesafede bir yere gidebilirsiniz. İşte daha önceki videoları izlediyseniz işte şehir değiştiriyorsun mesela yarım saat. Tamamen farklı bir atmosfere giriyorsun. Ama seni yormuyor bu mesela tamamen yani oradanın. Hani bazen böyle işte bir yerden bir yere gidersin işte ama yorgun olursun, tam keyfini çıkaramazsın falan. Burada kesinlikle öyle değil. Bu benim için çok önemli aslında, bizim için, ikimiz için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gün kaybetmiyoruz. Evet, aslında. Gün kaybetmeden, doğru, güzel bir nokta. Gün kaybetmeden çok güzel gezip görebileceğiniz bir ülke Hollanda. Bu çok pozitif bir şey arkadaşlar. Yani bunu yaşayıp gerçekten öğrenebilirsiniz bence. Belki underestimated bir durum olabilir ama gerçekten sizi çok mutlu edebilecek bir şey bu. Sürekli aynı noktadan çekim yapmamak için lokasyonumuzu değiştirdik. Şimdi evin yakınlarında bir kafede, güzel, sevdiğimiz bir bölgede oturuyoruz. Ve bir sonraki konumuz arkadaşlar, aslında Hollanda'da her şey güllük gülistanlık mı? Çünkü videonun başında artıları ve eksileriyle konuşacağız. Geçtiğimiz bir yılı demiştik. Şimdi birazcık da eksilerinden bahsedelim bence. Ki bu, aslına bakarsanız, şimdi konuşacağımız konu büyük bir problem.
Aslında iki konu var. Çok büyük problem. Hollanda'nın bence herhalde en büyük gündemi, olumsuz anlamda en büyük gündemi olarak bunu değerlendirebiliriz. Birincisi, ev kiralamanın ve ev almanın neredeyse imkansız bir boyuta ulaşmış olması. Özellikle Hollanda bildiğiniz gibi sürekli dışarıdan bir şekilde göç alan bir ülke. Ve bu göç sonucunda tabii şey de aslında bakarsanız hani küçük bir ülke demiştik ya, gerçekten küçük bir ülke. Ve sürekli böyle inşaat olan yeni böyle evler sunan bir ülkede değil. Yani ne varsa o. Çok nadir böyle inşaat böyle belli başlı bölgelerde bu talebi karşılamıyor. Ve insanlar da açıkçası burada birazcık varlıklı arkadaşlar. Özellikle yani Dutch olanlar. Varlıklı insanlar bunlar. Daha nesillerdir burada olanlar. Tabii nesillerdir burada olanların. Bir birikimi var işte. Geçmişten gelen evleri var. Bir kira geliri var vesaire. Biz tabii dışarıdan gelen insanlar olarak bu insanlarla yarışarak ev alabilmemiz çok mümkün gözükmüyor. Biz buraya gelirken çok daha farklı düşüncelere sahiptik. Özellikle ev alma konusunda. Ama gördük ki bu iş böyle olmuyor. Çok saçma bir sistem var. Bence dünyanın en saçma ev alma sistemi. Evet, bir de biz gelmeden önce izlediğimiz videolarda da böyle bir bilgiye ulaşamadık. Yani bu kadar, yani pek yoktu. Sistemin bu kadar çapraşık olduğunu biz öğrenememiştik. Doğru, pek yoktu. Auction sistemi var mesela. Bid yapıyorsunuz bir şey için. Ama mümkün değil ki sizin cebinizdeki paranın bir Hollandalıyla ya da varlıklı bir herhangi bir Avrupa ülkesinin vatandaşıyla, yani daha önceden euro kazanmış olmaktan bahsediyorum. O insanlarla yarışabilmeniz neredeyse mümkün değil. O yüzden biz de bu ev alma serüvenini Hollanda şartlarından dolayı çok ileri bir seviyeye ötelemek zorunda kaldık. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Demin de dediğim gibi çok daha farklı bir düşünceyle buraya gelmiştik. 4,5 yıl Polonya'da kirada oturduktan sonra yani Hollanda'yı da sevdiğimiz için hani dedik ki buradan bir hani yerleşik hayattan bir evimiz olsun demiştik. Yani çünkü kiralar da zaten çok pahalı. Evet. Yani geldiğimizde öyle bir hesap yapmıştık ki aslında kirada oturmak yerine ev kredisi ödemek daha mantıklı olur gibi basit bir düşünceyle başladık aslında ev aramaya. Aslında işin matematiği öyle. İşin teorisi öyle ama işin pratiği gerçekte öyle değil aslında. Yani kelimenin tam anlamıyla gerçekten burada nesillerdir yaşayan daha varlıklı olan Dutch'larla ya da daha eski ekspatlarla ya diğer insanlarla gerçekten yarışmak zorundasınız. Olmuyor. Sadece bizde değil, bu konudan müzdarip çevremizden de çok arkadaşımız var. Umarım Hollanda en azından bu sistemi değiştirir. Böyle bir ülkeye yakışmıyor. Bununla alakalı bu arada tamamen farklı bir video çekeceğim. Hem kira fiyatlarının hem de ev fiyatlarının nereden nereye geldiğini çok daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Size de çok bence önemli bir bilgi. Bunu yapan bir iki kişi var galiba. Belki çok da fazla görmedim. Kaçırdıysam da kendileri beni affetsin. O yüzden bu konunun üzerine biraz durmak gerekiyor. Yakışmadığını düşündüğüm bir sonraki konu. Ama bunu aslında Hollanda özelinde konuşacağız. Ama Avrupa'nın genel bir problemi, özellikle belli başlı bazı ülkelerin genel bir problemi olarak söylemek lazım. Sağlık sistemi ve sigortacılık. Bence corrupted bir sistem var burada arkadaşlar. Yani ben zaten anlamadığım iki nokta, biri bu evdi, ikincisi de bu işte sağlık sigorta sistemiydi. İşte çok farklı bir sistem var. Hollandalıların kendine özel olarak yarattığı bir sistem var. Bir yıl geçti, ben bu sistemi tam olarak anlayamadım. Eğer anlayabilen varsa, burada yaşayan arkadaşlar varsa, beni izleyen, bana ulaşıp bu sistemin gerçekten nasıl işlediğini anlatabilirler. Çünkü zorlanıyoruz. Ya hayır, sistemi aslında anladık da kullanımında zorlanıyoruz. Evet, kullanımında zorlanıyoruz. Çünkü bana şey gibi geliyor. Aylık olarak ödediğimiz sigortadan hiçbir şekilde faydalanamayacakmışım gibi. Faydalanamadık da zaten. Faydalanamadık zaten, evet. Tabii bununla alakalı bir video da belki çekerim ama mesela başına bir şey geliyor ama bu başına gelen şeyin ciddiyeti belki çok fazla değil, yani sürünmüyorsunuz belki. O sürünmediğiniz noktada o ödediğiniz sigortanın gerçekten hiçbir önemi yok. Çünkü sizi öyle ya da böyle o doktorun karşısına çıkartmıyorlar. Ya bu sistemin doğruları yanlışları tartışılabilir. Ben mutlaka doğru yanları da vardır, bir sebebi vardır. Ama bizim işimize gelmedi bu. Açıkça evet, söylemek gerekiyor. Biz Türkiye'den geliyoruz ve biz Türkiye'de gerçekten bunu kıyaslayacağım, dayanamayacağım. Biz VIP hizmet veriyoruz yani. Sağlık konusunda gerçekten öyle. Yani ilaç yazdıramıyorsunuz. Yani ya başıma bir şey geldi. Yani futbol oynarken böyle kaburgam zedelendi ama çok ağrım var. Çok acı çekiyorum yani böyle. Oturamıyorum, kalkamıyorum. Bir süre önce oldu bu. Yani doktora telefon açıyorsunuz. İşte diyor ki ayakta durabiliyor musun? Durabiliyorum.
O zaman hiç boşuna gelme dedi adam bana yani. Şimdi ağrı keseceğiz. Burada şey parasetamol. Burası şey parasetamol cenneti. Al bir parasetamol şey gibi hani. Cem Yılmaz'ın şeyinde var ya askeri hastane gibi. Bel fıtığı diye gidiyorsun tahsit verip yolluyorlar. O muhabbet oluyor birazcık. O benim hoşuma gitmiyor. Biraz rahatsızım bu durumdan. Yani ben mesela isterdim bir röntgen çekelim. Tabii ki geçti sonra. Ama 2 hafta sonra geçti, 3 hafta sonra. İlla ki geçti. Ama tedavi oldu. Gönül isterdi ki bir röntgen çekelim. Ya, ama tedavi olduk mu olmadık. Neyimiz vardı bilmiyorum. Kaburgam çatladı belki ben. Ne bileyim yani. Çünkü kaburga yani çatlağının... Yani şöyle o zaman daha adil değerlendirmek gerekirse bizim işimize kesinlikle gelmiyor. Yani. Benim de gelmiyor. Yani basit bir egzama için ya da alerji için gidip ben test yaptırmak istiyorum dediğimde yaptıramıyorum. Şeyin önüne geçiyorlar belki bu noktada. Hani hastalık hastası insanlar da var sonuçta. Yani doktorları çok meşgul etmenin önüne geçme amaçlı konmuş. Ama biraz fazla ileri gidilmiş. Evet, biraz fazla ileri gidilmiş. Söylemek gerekirse ikimiz için aylık 290 euro sigorta parası veriyoruz. Bir kere bile kullanmadık. Bir yıl oldu. İşte 12 ile çarpın kaç para vermişiz. Yani bir kere bile kullanmadık. Doktora ulaşamadık. O yüzden tatsız, sevmiyorum yani. Boşa para harcıyormuşum gibi geliyor diyemeyeceğim. Çünkü ne olur ne olmaz yani. Çok ciddi bir durumda tabii ki doktor karşısına çıkabilirsiniz yani Allah korusun ama. Ya böyle ufak çaplı şeylerde, ufak çaplı olmasına da gerek yok. Yani sizi tedirgin eden ve bir uzmanın tavsiyesine ihtiyacınız olduğu belli başlı şeylerde işe yaramaz. Evet, genelde sağlık hizmetlerimizi hala gelip Türkiye'den alıyoruz. Buradan da Türk doktorlarımıza evet, tekrar sağlık çalışanlarımıza çok büyük bir alkış gönderiyoruz. Birkaç cümle vergilerle alakalı söylemek gerekirse vergileri birazcık yüksek. Avrupa'nın bu bölgesindeki ülkelerle kıyasladığımız zaman bir tık yüksek. Ama şöyle bir şey var. Eğer expat olarak Hollanda'ya geliyorsanız 5 yıl boyunca yıllık brüt maaşınızdan sadece %70'i üzerinden vergileniyorsunuz. Bunun adına da %30 kuralı deniyor. Mutlaka Hollanda ile alakalı bir araştırma yaptıysanız bir yerde karşınıza çıkmıştır. Çok büyük bir avantaj, Hollanda'ya çok büyük fayda sağlayan bir avantaj. Bugünlerde, geçenlerde bir haber okuduk. Umarım öyle bir şey olmaz da, işte bu son dönemki ekonomik gelişmeler, dünyanın genelindeki ekonomik gelişmeler, bu %30 kuralını birazcık böyle sanıyorum, hani sorgulatmaya yöneltmiş insanları. Daha önceki dönemde 8 yıldı bu %30 kuralının geçerliliği. Daha sonra bunu 5 yıla düşürdüler. Hatta şöyle bir şey oldu ki ben bunu duyduğumda şaşırdım. Normalde bildiğimiz üzere kazanılmış hakkı çok da fazla geri alamazsınız. Ama burada mesela geçmişten o dönemde gelmiş olan expatların 8 yıl kuralını o süre içerisinde 5 yıla düşürebilmişler. Bu da herkes için böyle tedirgin edici bir unsur olabilir. Umarım dediğim gibi böyle bir şeyle karşılaşmayız yakın dönemde. Çünkü çok fark ediyor yani maaşınızda 5 yıl boyunca çok avantajlı konumunuza geçiyorsunuz. Ve zaten ne yaparsanız ne ederseniz bu ilk 5 yıllık süreçte yapıyorsunuz. Daha fazla gözlem meselesi içinde... Yani zor, bu kadar oldu. Yani bu kadar oldu. Genel olarak bakarsak, yani bizim defterimizde pozitifler daha fazla. Zaten genel olarak herkesin de bildiği gibi burası cidden özgürlükler ülkesi. Tüm farklılıklara karşı saygıyla yaklaşan, kucak açan bir ülke. Gerçekten öyle yani dil, din, ırk, artık yönelim neyse kimsenin umurunda değil. Gerçekten herkes birbirine çok saygılı. Bu saygı da tekrar başta bahsettiğimiz işte huzura dayanıyor vesaire. Bunların hepsi birbiriyle bence 3 aşağı 5 yukarı bağlantılıdır. Çok keyifli bir yaşam sunuyor size Hollanda bu anlamda. Medeni bir ülke gerçekten bunu söyleyebiliriz. Çok da kendini bu şekilde hani zaten öyle olduğu söyleniyor ama bunu yaşarken de görmek daha ayrı, daha pozitif bir şey tabii ki.
Yani şunu hissedebiliyorsun. Farklılıklara rağmen herkes bütün fırsatlardan, her yerden, istediği her şeyden istediği gibi yararlanabiliyor. Evet, ayrımcılık da yapılmıyor yani bu anlamda. Evet, hiçbir konuda ayrımcılık yapılmadığı için herkes huzurlu. Öyle evet. Olunca da doğal olarak siz de huzurlusunuz. Yani bireysel olarak da. Hollanda'da geçmiş bir yılımızı paylaştığımız videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer kanala abone değilseniz abone olup bizi desteklerseniz çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki Hollanda ile alakalı videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.